Evet canlar, tekrardan bahçemizden selamın aleyküm. Gidelim bakalım dediklerim nasıl oldu. Erdoğan da burada motoru deniyor. Getirdik ya onu yengemden. Bir daha geri eve getireceğiz beşimizi. Yapabilirse onu, yapamazsa bakalım çalışacak mı bilmiyorum. Benzin koyuyor onu. Ayaklarımı size göstereyim mi ne yaptım diye. Şok olacağınız. Ayaklarımı poşet geçirdim. Bakın. Çünkü buradan alışverişe gideceğim. Başka lastiklerim burada yok. Bahçemizde böyle canlar. Marullarımız. Hepsi tutmuş. Tohumları ektim ya. Onlar da burada. Buralar hep bellenecek canlar. Ama yaz gelaydıydık, gene kış geldi. Kar eridi ya, damlatı yaltın. Ayakkabılarım pis olmasın. Bir daha nasıl ıslak yerleri yıkayacağım bunları burada. Yerde yok ama. Bugün bunun günü değildi ama dinlemeydi sizi. Görüyorsunuz da dinlemeydi. İllama geleceğim, bakacağım. Şimdi bakacak, çalışayım mı çalışmayayım mı? Aslında arabada durabilirdi yani. Erdoğan. Gel dışarıda yatsana. Onu niye çalıştırdın? Ha gayret olacak. Ayakkabılarımı da diğer kardemden aldım. Bismillah, bismillah. Sanki güç veremiyorsun Erdoğan. Yere koy da basayım ona da öyle çek. Kırılır yoksa. Bir kere öyle yaptıydım. Hı? Olmaz. O ne? Gaz. Bak sen var ya adamsın. Ben seni tutuyorum. Azıcık daha yapman lazım. Hadi bakalım dostum. Aha da durdu. Duracak tabii. Niye duracak tabii? Daha yeni çalıştı. Böyle elde kötü işte. Yine ondan mı yapman lazım? Yok onu.
Bence gene ondan istiyor Erdoğan. Ha, bak. Tamam. Ha, kapalı. Gene ondan koymalısın, yetmedi onu. Biraz fazla koysana. Patlar. He. Olmaz. Bu ne? Benzin. Benzin doldurdun onu. Biliyorum. Bak bak, uçuracak bizi havaya bak. Erdoğan, oraya niye döktün? Sebebi var. Sebebi varmış. Sebebi varmış, evet. Duracak gene. Buraya gel, buraya gel. Ne oldu? Bunu kes.
Aşağıdan oradan, oradan ha. Bunları kesme sakın. He? Bunu kesme sakın, hiç elleme onu. Elleme. Bunu kesme. Ha bunu gel kes. Bunların abi ikisini de kes. İkisini de. Ha bu nerede? Ha bu nerede? Kes. Ha bunlar hepsini kes. Dur değil mi? O zaman kalsın başka sefer. Kalsın başka sefer. Hadi gel. Ha bu zincirini sökmeliyiz. Ha bu da ha bunlar ha böyle aynı ha böyle kesilecek Erdoğan. He. Bir daha o şey var ya bu ceviz. He. O da kesilecek. Ceviz. He he. Al fişneyi kesmeye niyetim var. Yok o ceviz kesilecek. Onda hiçbir şey yok. Tamam da bu sene kesmeyelim onu. E seni çok otun olacak artık. Seneye kesiyorsunuz ama seneye geldi işte. Bu incir bunun abi yerinin dallarında da oluyor ya çok. Evet. Bu dursun bu ne içerilem? Ya onun için şeyi çektim ya oradan. Yok kesme. Peki dersin ki ben olmam da alt dallarını keseyim diye. Ya. Hiç kesme bilirsin. Bu vişne canlar bunu kestik çünkü bu hep kurtlanıyor. Geldi bak incirin altında bu incir. Meyve de vermiyor. Hep kurtlu meyve de vermiyor bu gurudu. Ha buna da zarar ettiği bu inciri. İyi oldu yani.
Şimdi bu kestiğimiz dallar canlar. Burası Türkiye gibi değil. Burada yaşayanlar bilirler. Maalesef. Bunlar şimdi incecik incecik olup şöminenin içinde yakacağız bunlar. Daha ince ince parçalanacaklar hep. Öf. Bakın biberler. Hadi gidelim canlar. Buranın işi bitti. Evet canlar, Erdoğan denedi. Makine oluyor. Ama gene arabanın arkasına koydum. Çünkü zincirini çıkaracak. Zincirini çıkaracağım. Yeni zincir alacağım. Zinciri daha kesmiyor. Çok yıprandı. Yalan yok. Aldığımız alalı aynı zinciri kullanıyoruz. Bir bilettireyim diyorum. Bir tane de yedek zincir alayım diyorum. Yine bir iki tane kestik ama. Kesti yani. Evet. Onlar da kanter içinde kesti. Kim? Motor. Yani kaymak gibi keser onu. Onlar keserdi onları. Şey olmasaydı. Kökü bitmeseydi. İnsanlar biteyim. Motorun zinciri bitse ne olur? Hiç umurumda değil. Vallahi. Alırsa usta karşı yüzüne bitene tamam. Çok ıslak bahçe canlar. Birisi yazmış ki Filiciğim bahçeyi belleseniz iyi olur. Ura bellenir mi Erdoğan? Ay şimdi çok ıslak, çok nemli. Mahvolur orası, mahvolur. Yani toprak kuru olsa bir gün öncesinden, iki gün öncesinden yağmur yağsa o zaman rahat bellenir. Ama şuradan gideyim otobandan. Çünkü Türkiye lan burayı karıştırıyorsunuz ya canlar. Burası öyle değil. Bakın şimdi bidonların içinde gene hep buz var. Gerçekten buranın toprağı, bizim bahçenin tamam toprağı, bunlar ne yapıyorlar burada kız? Bilmiyorum, koltukta bir şeyler uğraşıyor. Tamam da gidelim de, şimdi Efe çıkacak şimdi. Yani evet, bir konuşuyor gene beni hatun. Burnum kıdıklanıyor. Ha öyle çevresi afa cafa toplanacak bir şekilde. Her gelen doğruyu atı odunu yakacak. Şu bir arkadaş var ya, onunla konuşayım da bana bir minibüs ayarlasın. Hangi arkadaş? Bu Offenbach'ta bir yerden araba kiralıyor ya. He. 50 euroya kiralıyorum dedi bana. Ha verecek oldukları onu da verirsin. Atarız. 100 lira bu çöp parası vereceğiz. Kardeşlerle beraber veririz 100 lira bu çöp parası. Atılacakları atarız. Tamam. O şey var ya, babam balık koyardı ya içine, yıkıldı ya duvar. Burada oradan yıkılacak. Ama işte o betonları nasıl atacağız? Onları çöp atamıyorsun. Onları ekstra atmalıyız. Atarım bunları. Onu da başka bir arkadaşla konuşurum. Gelir arabasıyla. Kardeşim odunu ayrı yere, çöpü ayrı yere, demiri ayrı yere, ne bileyim ben, hepsi ayrı yere. Kimi yerlerde de git orada yukarıda yolun kenarına dök de gel de diyorlar. Döküyorlar zaten, yok biliyor musun, biz yapmadık. Burada yapamıyorsun işte, burada hemen yakalanıyorsun. Adam birisi görse bile ilk plakanı not ediyor, polise haber veriyor. Burada atar mısın sen? He? Ben şahsen atmam. Biz zaten yapmadık. Türkiye'de de öyle, burada da öyle yani, yapmam şahsen. Niye kirleteceğim? Batam hani köşesi niye kirleteceğim? Yeri belli yerleri vardır. Getiririm oraya dökerim. Da belirli yerini de bilmiyorum yani. Ne olursa olsun. Dursun orada ama yapmak yap. Başlamam belalı. Boş boş. Onun için diyorum ya. Zaten millet bizim için iyi bir yeri arayın. Nereden yakalasa bunları diye. Hiç gerek yok. Her şey kuralına göre. Çimenler acayip ıslaktı. Poşet geçirdim ayaklarıma. Gene ayaklarım ıslandı, ne bileyim. Biraz zaten boğazlarım ağrıyor. Ben
Cuma günü işte çok ıslandım dedim size de. Abi sizime su oldum. Abi çemberimi sıktım kafama bağladım. Keşke hiç gitmeseydin. Gece akşamdan bir ara bir beraber yapardık artık. Ne yapayım? Bu da öyle bir şansım var ki kabinin önüne çıktım. Bundan beri rahatsızım. Kabinin önüne çıktım sanki biri hortum tuttu bana. Bir anda bu. Biliyorum o saat tam 5:20 geçiyordu. Tam 5:20 geçiyordu. Bir yağmur yağıyordu ki arkadaşlar sohbet ediyorduk işte. Bir yağmur yağıyordu ki ne olduğuna şaşırdık. Sanki cama su vurdu da yani. Doluydu. Dolu da yağdı. Kafam, ese kafam açtı ya. Düşünün. Çok acayip havalar var burada da. Allah sonumuzu ayırsın. Demin kar yağardı. Şimdi güneş vuruyor. Akşam dolu yağdı. Ha burada bir şey hiç bilmem ben burada. Yani bilirim. Ama bir böyle 2 saatin içinde değişiyor ortalık. Kar yağıyor mesela, kara hazırlanıyoruz, güneş vuruyor. Güneşlik giyiniyoruz, yağmur yağıyor. Dün iki de çamaşırları asmışım bak balkona, bakkala deyince oturdum. Fatıma abla derdi, ilkimler değişiyor, ilkimler, iklimler. İklimler değişiyor diyemezse derdi ki, İlkimler doğuşuyor kızım, ilkimler doğuşuyor. Almanya'da da bir şey vardır, bir hikaye vardır, iklimlerin hikayesi. İlkbaharlar kış her zaman kavga edermiş. İlkbahar sıra bana geldi, artık çekil hani sıranı bil diyormuş. Kışta hep bir hafta daha ilkbaharı şey yaparmış, oyalarmış. Öylelikle yaz gelirmiş. Yazda ilkbahar der ki ya yaz idare et. Yani Almanya'nın havası çok bozuk oluyor ya. İdare et. Kış beni çok geçe bıraktı. İlkbahar işlerimi bitiremedim. Sen de beni idare et derdi. Yetişiriz de otobandan geldim. Hani otobanda da en azından 100 kilometre hızdan gideyim yani. Şimdi araba küçük ya. Bizim arabanın camından hani ön camdan bakıp hızını başka görüyorsun. Bu arabanın oturduğunda gittiğinde hızın başka görüyorsun. Diyelim yavaş gitsen bile aşırı hızlı görünüyor. Bizim araba da öyle değil. Hızlı gitsen bile aşırı hızlı görünmüyor. O kadar hızlı görünmüyor yani gidişatın. Uyuyacağım ama burada sıcak vurdu bu ama işte. Bak bu bak sen gene beni dinlemeyeceksin ama ben sana söyleyeyim. Saat 11'e okuyalıyım. Ya, tam yarım saat var. Yarım saatte 20 dakikasında anca oraya gidersin 10 dakika kalıyorsun. Bu sebi de almaca uçur orada. 10 dakikadan ben çala kapma mı alışveriş yapacağım? Ne yapacağım ben 10 dakikada? İyi tamam adına. Tamam da ama şimdi bak bir şey söylerim sana. Haydi de haydi değilsin de ha kaldı bu kadar zaman. 10 dakikada alışveriş yapılır mı? O zaman hatun seni ben eve bırakayım. Gideyim ha motorun bıçağının kafasını bakayım. Nereden bakacaksın? Şeyden ya Bayva'dan ya Bağoz'dan. Bak ki kaçadır. Bakacağım da lazım. Yarına niyetlenirsek bahçeye gene gitme lazım. Onsuz hiç gitmeye değmez. Ben evde ne yapayım? Ne bileyim.
Paris'e de sucuk olsaydım. Döneyim mi? Biliyor musun? Niye? Yok diyor mu? Orada da var bakkal, oradan alırım. Efe pizza istedi. Ben bunu sucuksuz yiyeyim mi? Tamam, o zaman havruyu uğrayalım. Hemen alayım da çıkayım. Alayım da bir ekmek. Canlar çıkayım, alışverişim kalsın. Çünkü bayağı yaksın. Evde var ama az az var her şeyimde. Bir Ramazan alışverişi yapayım dedim ama bugüne denk geldi. Salamı da yok yani. Öyle olmaz yani. Ama salam da şimdi almak istemiyorum. Salamı bitmeyecek. Efendim sevdiği salam bitmeyecek. O, sucuklu yaparsın. Ondan sonra gidecek şeye. O zaman o da atılacak çöpe. He. O yüzden canlar onu almam lazım. Ondan sonra git. Ama Aldi'ye gideceğim, Lidl'e gideceğim, Türk Bakkali'ne gideceğim. Ben 10 dakikada nereye gideyim? Cuma'ya, cumartesine bırakırsak alışveriş işimiz zor çünkü... Cumartesi Efe gidecek çünkü. Cuma günü Zeynep gelecek Allah nasip ederse. O yüzden kalktım zaten aya. Bir de kalabalık olacak. Aa. Ondan dolayı bir nevi bugün gitmeye niyetlendim. Cumhurbaşkanımızın arabasının Togo muydu nedir? Ha, Tok. Kaç liraya sürüldü gördün mü? Ya, 950 bin. 1 trilyon. Ve 1 trilyon 250 bin. İyi ama var. Hesapladığımda buradaki arabalarla hani abile arabalarla aynı şeyde. Kalitemende benziyor yani birbirlerine. Hani ben Türkiye şartlarına tamam pahalı ama pahalı Türkiye şartlarına pahalı diyorum da şu anda Türkiye'de de arabalar zaten ikinci el arabalar zaten abartı pahalı. Erdoğan da Türkiye'si, Almanya'sı kalmadı. Her yer aynı. İki tarafa da gıdık yalaysın. Görüyoruz da. Evet, önceki yıllarda ben hep derdim. Burası Türkiye'ye göre bir tık daha her şeyinden daha avantajlı. Bunu kimse saklamasın. Her şeyinden ama bir tık daha önde burası. Ya burası bir tık daha önde de. Ama şu anda değil. Şu anda değil ama. Şu anda burasının bir tık önde olmasının sebebini söyleyeyim mi sana? Türkiye toptan dört bir yanından da tamam mı baskı altında tutuyorlar ki Türkiye'nin hayat şartları güzel olmasın. Euro'yu boşa yükseltmediler buraya. Doları yükseltmediler ama boşa. Ama yükselttiler de kimsenin aylığını da burada arttırmadılar ama Erdoğan bir doğu var yani. Ya burada demiyorum Türkiye'deki insanlar yönünden diyorum. Yani şimdi doları yükselttiler, euro yükseltti. Neden? Çünkü Türkiye'yi dört bir yandan baskı altına tutup da Türkiye yükselemezsin. Tamam, yani tabii. Arabasını yapıyorlar, uçağını, roketini, bilmem şeysini, otobüsünü, her şeyini yapıyorlar şu anda. O sebepten dolayı yani biraz şey yani ondan dolayı hayat şartları Türkiye'de biraz daha zor şu anda. Burada çok kolay da. Ha, burada da ayrı bir mesele. Buradaki hayat şartları da hani herkes tamam bak şey euro o kadar oldu şey oldu. Burada da askeri ücret 1600 lira 3 oda ev 3 oda artı 1000 artı 1 söylemiyorum. 3 tane oda ev 1000 euro 1200 euro kirası. Askeri ücretten yaşayan bir insan 1600 euro alıyor. 1600'ünde 1200 lirasını verdi şeye 400 liranın 600 lirayla nasıl geçinecek bir ay? Allah herkese yardımcı olsun. Yani ondan dolayı canlar. Kimse için şey yapmasın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın canlarım. Hoşça kalın.